arkadaşlar. Biliyorsunuz ben haftalık analizlerimde dolar tl grafiklerine öncelik veririm genelde. Ama bu hafta normal bir hafta değildi arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Amerikan borsalarında yaşanan bu GameStop hadisesi açıkçası benim de hayli etkiledi. O yüzden ben de bu hafta grafiklerime gümüş grafikleriyle başlayacağım. Şimdi arkadaşlar ben 8 yıldır bu piyasada trade eden birisi olarak öyle her gördüğüm haber akışına atlayan birisi değilim. Yani e, bir haber akışı gördüğümde öncelikle bu benim algımla mı oynamaya çalışan bir haber mi diye şöyle bir bakarım. Yani spekülatif bir haberse çok fazla gündemime getirmem. Ama geçen haftaki olayı biraz okuduğumda, incelediğimde ya gerçekten arkadaşlar e, oldukça etkilendim. Yani farklı bir olaydı bu. Finans piyasalarında da bir devrim olabileceği söylenen bir olay. E, hakikaten de e, bu olayın de, detaylarına baktığınızda e, insanı şaşırtıyor. Şimdi tabii olayın çok detaylarına inip e, kafanızı karıştırmak istemiyorum. Zaten internette bununla ilgili çok fazla haber ve çok fazla video var. E, yani detaylarını oradan e, mutlaka araştıranların zaten olmuştur e, veya haberi olmayanlar da araştırabilirler. Ama olay hani özetle e, piyasalarda genelde biliyorsunuz hep büyük balıklar küçük balığı yutuyor. Yani bu yıllardır bu şekilde. E, bizim borsamızda da oluyor. E, bunun için genellikle daha dar hacimli, küçük hisseleri tercih ederler bizim piyasamızda da. Mesela borsa İstanbul'da küçük bir şirketin hisselerini kullanırlar bunun için. Ne yaparlar? WhatsApp grupları aracılığıyla ya da internet aracılığıyla bir şekilde küçük yatırımcıya ulaşır büyük şirketler ve X hissesinin hisselerinin artacağına yönelik bir öncelikli bir beklenti oluştururlar. Ve bu beklentiyle küçük yatırımcılar da o hisseden mal alırlar. Daha sonra yeterli alıştıktan sonra büyük şirketler bu küçük yatırımcının parasını alabilmek için bu hisseleri shortlamaya yani düşüş yolunda pozisyon açmaya başlarlar. Bu sefer ne olur? O hisseleri almış olan küçük yatırımcının paraları büyük şirketlere akmış olur. Yani bunun adına aslında biz zaten manipülasyon diyoruz ve bu yıllardır hem bizim borsamızda hem de dünya borsalarında yapılmakta olan bir şey zaten. Yani bizim alışkın olduğumuz şey bu piyasalarda büyük balıkların küçük balıkları yutmasıydı. Yani büyük fon şirketlerinin küçük yatırımcıların parasını sürekli olarak almasıydı. Şimdi bu Amerika'da yaşanan hadisede bunun tam tersi yaşandı arkadaşlar. O yüzden finansal anlamda bir devrim olabileceği söyleniyor bunun. Nasıl oldu bu olay? Reddit diye bir sosyal medya platformu var. Açıkçası ben de kullanmıyorum. Yani çok fazla bildiğim bir sosyal medya platformu değil. Ama bu dünya çapında kullanılan oldukça da yaygın olan ve bilgi paylaşımı üzerine kurulan bir sosyal medya platformu. Şimdi bu sosyal medya platformunda The Wall Street Bets adında bir profili var ve bu profil Amerikan borsalarında yer alan GameStop isimli bir şirket hisselerine alım çağrısı yapıyor. Yani takipçilerine bir alım çağrısında bulunuyor. Bu GameStop dediğimiz firmada yani bizim ülkemizdeki Diyanet'e benzetebiliriz ama biraz daha farklı. E, oyun konsolları satıyor sıfır ve ikinci el oyun konsolları ve video oyunlar satan bir ve zincir mağazaları olan bir şirket. Tabi pandemi dönemiyle birlikte özellikle oyunların daha çok dijital sisteme kayması sonucunda bu firmanın ciroları düşüyor. Hatta bazı mağazaların kapatma noktasına geliyor. Artık şirket iflasa yakın bir noktaya geliyor. Ancak bu Reddit platformu üzerinden bu hisseden tabii ki alımlar yapmış olan ilay var. Şimdi işte yine büyük fon şirketleri her zaman olduğu gibi küçük yatırımcıların parasını almak için e, bu hisseyi shortlamaya karar veriyorlar. Zaten hani e, işleri kötü giden bir firmayı artık tam anlamıyla batırmak için e, hisselerini borsada e, shortlamaya başlıyorlar. Yani satış yönünde pozisyon almaya başlıyorlar. Ancak ilginç olan bir olay yaşanıyor burada. E, bu Reddit platformu üzerinden The Wall Street Bets profili e, bu fonların e, shortlamaya başladığını yani bu hisseyi satış yönünde düşünmeye başladığını fark edince takip eden e, hesapları bir çağrıda bulunuyor. Bu hisseden daha fazla almaları yönünde bir e, çağrı yayınlıyor ve bunun üzerine e, milyonlarca takip eden hesap e, bir anda bu stop hisselerinden almaya başlıyor. Yani alan kişiler küçük yatırımcılar. Sizin gibi, benim gibi hatta daha küçük veya daha büyük e, birçok sayıda kişi bu hisseden bir anda satın almaya başlıyor. Ve bir anda binlerce, milyonlarca talep gelince, yani batma noktasında olan bir şirketin hisseleri rekor seviyede yükselmeye başlıyor. Ve bugüne kadar bu küçük yatırımcıların parasını almaya alışmış, yani keriz silkemeye alışmış olan büyük yatırım fonları bu kez çok zor duruma düşüyorlar. Ve yanlış olmasın, yaklaşık olarak 5 milyar dolar gibi bir zarara uğruyor arkadaşlar bu yatırım fonları. Hatta bunlardan bir tanesi iflasın eşiğine geliyor. Merlin Capital'da yanlış hatırlamıyorsam ismi. Yani normalde keriz silkelemeye alışmış olan yatırım fonları bu sefer kerizler tarafından silkeleniyor gibi bir durum oluyor. Yani şimdi bunu kayna almamak hakikaten olmaz arkadaşlar. ya Bu gerçekten çok enteresan bir olaydı. Hatta bu işin içine Elon Musk da dahil oluyor. Bu işlemler sırasında bir tweet atıyor bu GameStop adında. Yani bir nevi destek veriyor gibi bir şey oluyor bu harekete. Yani arkadaşlar evet çok enteresan bir olay. Burada bir sosyal medyanın gücüyle bir sosyal medya platformunda küçük yatırımcılar bir araya geliyor. Birlikte hareket ederek genelde bu piyasalarda hep küçük yatırımcının parasını almaya alışmış olan yatırım fonlarını ters köşeye yatırıyor ve bu sefer para yatırım fonlarından küçük yatırımcıya akıyor. Ve bu reddik aracılığıyla bu hisseyi satın alan küçük yatırımcılar dehşet paralar kazanıyorlar. Enteresan bir hadise. Şimdi... Neden bu olayla girdim ve neden gümüş fiyatları, gümüş grafikleri bu haftaki analize başlıyorum? Şimdi onu açıklayayım size. Şimdi bu GameStop olayını yaratan profil, yani The Wall Street Bets profili, hemen bu olayın ardından bu kez de gümüş fiyatları ile ilgili takipçilerine çağrıda bulunuyor. Ve gümüş fiyatlarının ons bazında olması gereken seviyenin çok altında olduğunu iddia ediyorlar. Örneğin şu anda gümüş ons bazında 25 dolarsa bunun aslında olması gereken seviyenin 1000 dolar olduğunu iddia ediyorlar ve e, bunun da düşük olmasının sebebini yine büyük fon şirketlerine bağlıyorlar hmm. ve takipçilerine bir çağrıda bulunuyorlar ve zaten perşembe günü gü e, gümüşte yaşanan bu sert yukarı hareketinde e, bu haberden sonra olduğunu e, gördük şimdi e, aslında gümüşle ilgili arkadaşlar daha önceden de zaten e, fiziki değerinin çok altında bir fiyatlama olduğu hep dünyada konuşulan bir şeydi yani şöyle ki e, gümüş netice itibariyle Fiziksel bir metal ve bir üretim kapasitesi var dünyada. Ama tabii bu finansal piyasalarda sadece fiziki üretime göre değil, çıkartılan vadeli kontratlara göre de fiyatlar belirleniyor. Hatta şöyle ki, gümüş fiyatlarının çıkartılan vadeli kontratlar nedeniyle normalde olması gereken fiyatın 250 kat altında olduğu bile konuşuluyor aslında, bir spekülatif olarak konuşuluyor. Nasıl oluyor bu olay? Şimdi sonuçta bir Fiziki üretim kapasitesi var ama siz e, finansal piyasalarda fiziki olmayan vadeli kontratlar sunuyorsunuz gümüşle ilgili. Bunu uluslararası büyük bankalar yapıyor. Yani bir nevi kağıt para sunuyor. Fiziki e, metalin dışında kağıt para sunuyor ve tabii ki doğal olarak siz e, kağıt para sunduğunuz zaman e, bu ürünün arzını artırıyorsunuz. Aslında fiziki olarak ortada yok ama siz kağıt olarak bir vadeli kontrat e, sunuyorsunuz ve e, bunun arzını suni olarak artırıyorsunuz. E bir şeyin arzını artırdığın zaman ne olur arkadaşlar? Fiyatı düşer değil mi? Bu normal ürünlerde de böyledir. Bir ürünün arzını artırdığınız zaman e, o ürünün fiyatı düşer. Şimdi gümüşte de böyle bir durum olduğu söyleniyor. Aslında bu altında da mevcut. Ama altında 16 kat düşürüldüğü tahmin ediliyor. Ama gümüşte 250 kat yani çok daha fazla düşürüldüğü tahmin ediliyor. İşte Reddit o, o sosyal medya platformunda da bu, bu The Wall Street Bets profili gümüş için ee, en az 1000 dolar olması gerektiğini söylüyor gerçek değerinin ve fon şirketlerinin fiyatları baskıladığını iddia ediyorlar ve takipçilerini gümüş almaları yönünde çağrıda bulunuyorlar. Ve bundan sonra ve bu haberin hemen akabinde perşembe günü gümüş fiyatlarına yukarı doğru sert bir hareket izledik biliyorsunuz. Yani tabi şimdi bu e, bu spekülatif olaydan dolayı ben size kalkıp da gümüşün onsunda 1000 dolar hedefliyorum demeyeceğim tabii ki de. Yani bunu biz yine bir kenara koyalım. Bu bu haftanın en çok konuşulan konularından biriydi çünkü bu hani analizde özellikle bu hikayeyi ben de size anlatmak istedim. Ama ben tabii gümüşle ilgili biliyorsunuz bu sene zaten pozitif olduğumu, hatta en gözde ürünüm olduğunu birçok analizimde paylaşıyorum arkadaşlar. Benim bu sene için hedefim Hani kısa vadede 20, 29 dolar, daha uzun vadede de yani yıl sonuna kadar en azından. 35 dolarlarında görülebileceğini düşünüyorum ben e, Ons Gümüş'te. E, bakalım şimdi grafiklerimize geçelim arkadaşlar isterseniz. Daha fazla uzatmayalım ve bu haftaki teknik analiz grafiklerimize geçelim. Şimdi dediğimiz gibi ilk olarak e, Ons Gümüş grafiğiyle ile başlayalım arkadaşlar. E, ben biliyorsunuz Ons Gümüş'te bir e, kısa vadede toba formasyonu takip ediyorum. E, bu formasyona göre de e, yukarı bir kırılım olmuştu biliyorsunuz burada. Ve bu yukarı kırılım, bakın bir geri dönüş hareketi yapmıştı. Yani klasik bir TOBA formasyonda yukarı kırılımdan sonra hani boyun çizgisine bir geri dönüş hareketi e, olabileceğini söylemiştik. E, bu geri dönüş hareketinden sonra da bakın e, tam olarak bo TOBA boyun çizgisine kadar bir geri dönüş ve arkasından yukarı doğru. Geçen hafta zaten bir tepki başlatmıştı. E, bu hafta bu e, redik olayı ile birlikte biraz daha kuvvetlenen yukarı doğru bir hareket gördük. Yani şu ana kadar baktığımızda TOBA formasyon e, sorunsuz bir şekilde çalıştığını görüyoruz. E, bu topu formasyonda da zaten 29 seviyesini hedefliyordu. E, şu an için formasyon e, devam ediyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, e, ons gümüşün haftalık grafiğinde e, gittikçe bir üçgene benzeyen bir oluşum gözüme çarpıyor. Bakın şöyle güzel bir e, trend desteği oluştu artık haftalık grafikte çok net bir şekilde. E, ve yukarıda da daha önce 29 seviyesine yaptığımız bir zirve var biliyorsunuz. Şimdi burada artık e, net bir şekilde destek alan bir hareket var. Sanki şu 29 seviyesinde hedefleyen tobamız var biliyorsunuz. Yani buraya doğru bir hareketin devamı bana makul geliyor. Şu 29 seviyeleri ilk seferde kırılamayabilir diye görüyorum ben teknik açıdan. Burası kırılamazsa belki oradan tekrardan bir geri çekim hareketi olursa bu üçgen içerisinde sıkışmaya devam edebilir arkadaşlar. Yani şu şekilde bir hareket olabilir. Tabi bu bir varsayım. Yani şu anda bir formasyon kırıldı da onu takip ediyor değiliz ama hani 29 seviyesini bekleyen bir TOBA var. eğer 29 seviyesini aşamazsa buradan bir geri çekilme hareketi söz konusu olabilir. Bakın şöyle de bir grafim var. Ee, takip ettim. Onu da gösterelim. Bakın bir birish bet formasyonu. Daha doğrusu bir birish bet direnç bölgesi bize 29.85 ile 29, 28.94 arasında karşılayacak gibi görünüyor. Yani e, yükseliş hareketi buradan devam ederse 29 dolar seviyelerine gelirsek otobo hedefini tamamlarsak Burada bir bir işbet direnciyle karşı. Öyle bir durumda bu direnci aşamazsa buradan tekrardan 26 dolarlara doğru bir kez daha geri çekilebilir. Bu formasyon 29 dolar hedeflemiyor arkadaşlar. Yani şu formasyon üzerinde konuşursak bu formasyon hareket 20, 29 dolar seviyesine ulaşırsa orada bir dirençle karşılaşacağını söylüyor bize. Yani bu grafiğin takip amacı o. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar ons gümüşün günlük grafiğinde aslında bir tobo görünümü daha var. Ama bu tobo henüz daha kırılmadı. E, hani boyun çizgisi kırılırsa diye e, takip ettiğim bir grafik. Yani hani bu haftanın açılışıyla birlikte ilk olarak kısa vadeli direnç olarak şu tobonun boyun çizgisini takip etmeyi düşünüyorum. Şimdi bakın şöyle bir sol omuz, bir baş ve bir sağ omuz görüntüsü var. Ve bu hafta e, başlangıcı ile birlikte bence kritik seviye e, skümüşte, hani daha kısa vade için konuşacak olursak 27.56 seviyesi arkadaşlar. Şimdi 27.56 seviyesi şöyle güzel bir yeşil bar mumuyla yukarı kırılırsa... ...yani günlük kapanışla desteklenen güzel bir kırılım olursa... ...bakın bir toba formasyonu daha yukarı kırılmış olacak. Ve bu tobanın da hedefi bu sefer 32 dolar seviyesini gösteriyor. Yani he, dedim ki bu henüz bir varsayım. Çünkü daha henüz kırılmadı bu formasyon. Ama 27.56 seviyesini bu formasyonun direnç seviyesi olarak bu hafta takip edeceğim. Yukarı kırılırsa ikinci bir formasyon takibi olarak bu toboyu da e, takip etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben e, hani ara ara bu altın gümüş rasyosunu da takip ederim. Yani e, değerli metalleri trade ettiğim dönemlerde altında mı yoksa gümüşte mi daha pozitif bir görüntü olacağını bu grafiğe bakarak anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu gördüğünüz altın gümüş rasyosu yani altınla gümüşün birbirine karşı olan değerini gösteren grafik. Şimdi arkadaşlar burada da bakın bu hafta aşağı doğru kuvvetli bir kırılım olduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız zaten 2020 yılının mart ayından beridir bu rasyo düşüş yönünde hareket gösteriyor. Bu rasyonun düşüyor olması gümüşün altına göre daha çok kuvvetlendiğini gösterir. Bu rasyonun yükseliyor olması da altının gümüşe göre daha çok kuvvetlendiğini gösterir. Şimdi biz 2020 mart ayından beridir bu rasyonu düşüş izliyoruz. Yani 2020 mart ayından beridir gümüş altına göre daha kuvvetli hareket ediyor anlamına geliyor bu. Peki bu. E aslında bakarsanız geç bir seviyelerinde bir destek bulmuştu. Ya yani orada biraz dengelenmişti. Ancak bu geçtiğimiz haftaki GameStop hadisesinden sonra daha doğrusu bu The Wall Street Bets'in gümüş içinde alım çağrısında bulunmasından sonra bu aşağı kırılamayan 71 seviyesinin aşağı doğru kırıldığını gördük. O nedenle ben artık aşağı kırılan bu 71 seviyesini Önümüzdeki haftadan itibaren bir direnç seviyesi olarak görüyorum. Ve bu rasyo 71 seviyesini yukarı tekrardan kıramadığı sürece. Bakın şöyle de bir alçalan takoz görünümü var. Bunun alt bandına doğru. Yani yaklaşık olarak 63-62 seviyelerine kadar bir düşüş olasılığını kuvvetli görüyorum altın-gümüş rasyosunda. Bu da ne demek? Yani bu rasyon 62-63'e düşene kadar bir miktar daha gümüş altına göre daha kuvvetli olabilir anlamına geliyor. Bakın şöyle turuncuyla belirttiğim şu 71 seviyesi aşağıya kırıldı. Yani bir haftalık kapanış geldi altında. Bir çeşit şöyle ters fincan görünümüne de benzetilebilir bu. Ama dediğim gibi 71 seviyesi tekrardan haftalık kapanışı yukarı kırılmadıkça aşağı doğru 63-62 seviyelerine doğru bir satış baskısı burada olabilir diye düşünüyorum. Bu da bir süre daha gümüşü altının 1-2 kademe önünde tutabilir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Gelelim gram gümüşe. Şimdi arkadaşlar gram gümüşle ilgili takip ettiğimiz 4 saatlik grafikte bir buluş krep yani bir boğa yengeç formasyonu paylaşmıştık hatırlarsanız. Ve demiştik ki şu mavi ile belirttiğimiz kutu yani şu bölge kuvvetli bir destek olarak görünüyor demiştik gram gümüşte. Hakikaten de bakın yani bu destek 3 kere test ediliyor ve üçünde de yukarı güzel tepki veriyor arkadaşlar. Yani buradan paylaştığımız desteğin ne kadar güzel çalıştığını görebilirsiniz. Bakın bir kere değiyor, desteğe geliyor, kutumuza geliyor ve yukarı doğru güzel bir tepki veriyor. Yani 5.79 seviyelerinden 6 6.15 seviyesine kadar tepki veriyor. Geri geliyor bir kez daha kutumuza düşüyor. Bakın buradan bir kez daha tepki veriyor. Ve bu sefer ilk hedefimiz olan 6-22 seviyesine kadar yükseliyor. İlk yeşil hedefini tamamlıyor. Buradan bir kez daha geri çekiliyor. Bakın yine kutumuza kadar geliyor. Ve bakın kutumuza değdiği noktada. Şöyle bakın tekrardan gösterelim değdiği noktada tekrardan alım geliyor ve bu sefer arkadaşlar çok daha kuvvetli bir şekilde yukarı gidiyor. 6.22 seviyesini de bu sefer yukarı kırıyor ve ben daha önce de dediğim gibi 6.22 seviyesini de yukarı kıran ve 6.22'ye artık destek alan bir gram gümüşte ikinci bir yeşil hedef olarak da 6.65 seviyesini göstermiştim. Yani şu anda formasyon oldukça başarılı bir şekilde çalışıyor diyebiliriz arkadaşlar. İkinci bir hedef olan 6.65 seviyesi de görülürse bu formasyonun başarılı bir şekilde tamamlamış olacağız diye düşünüyorum. Yine bakın gram gümüşle ilgili hatırlarsınız geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta bir üçgen oluşumuna giden bir e görüntüden bahsetmiştik. Ve bu üçgen seviyesinin hatırlarsınız alt bandı buralardaydı ve yukarı doğru bir tepki vererek üçgen üst bandına doğru tekrardan gidebilir demiştik. Geçtiğimiz hafta bu hareketi izledik. Ve bakın e hareketin tam da üçgenin üst bandına geldiğinde e durduğunu görüyoruz. E üçgenin üst bandına kadar gelip e burada e beklemeye geçtiğini görüyoruz haftanın son gününde. Şimdi bu hafta arkadaşlar bu üçgenin yukarı kırılıp kırılmayacağı e, önemli olacak diye düşünüyorum. Yani biraz daha kısa vadeli hareketlere baktığımızda şimdi bu haftanın açılışıyla birlikte bence önemli direnç bölgesi şöyle e, yaklaşık olarak diyelim e, 6.45-6.50 bölgesi diye düşünüyorum. Bu 6.45-6.50 bölgesi yukarı sert bir şekilde kırılırsa güzel şurada bir tane daha yeşil güzel bir bar mı görürsek arkadaşlar bakın şöyle güzel bir e, üçgen formasyonu yukarı kırmış olacak ve üçgen formasyonun yukarı kırılımı demek artık geri çekilmelerde bu üçgenin üst bandı önemli bir destek olacak demek olacak bizim için ve yukarı doğru hareketin devamında şu gördüğünüz kesikli çizgiye kadar bir yükseliş hareketinin bir yükseliş trendinin başlangıcı olabilir diye düşünüyorum. Yani 6.45 6.50 seviyesi yukarı net bir şekilde kırılırsa gram gümüşte bana göre bu 7.40 seviyesini hedefleyen bir formasyonun başlangıcı olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelelim altına. Hep gümüşü konuştuk. Biraz daha altını konuşalım. Şimdi ons altında biliyorsunuz ben uzun zamandır bir haftalık grafikteki bir bayrak görüntüsünü belirtiyorum. Tabi bu formasyon henüz yukarı kırılmadığı için bu da bir varsayım. Ancak bunu bir kez yukarı kırmayı denedik biliyorsunuz. Ancak üzerinde haftalık kapanış yapamayarak tekrardan bayrağın içine girmiştik. Ve ondan sonra da 3 haftadır bu bayrağın üst bandının altında seyrediyoruz. Şimdi yine bu hafta için önemli direnç seviyesi olarak ben yine tabii ki bu bayrağın üst bandını belirteceğim arkadaşlar. Çünkü bakın her hafta aşağı doğru kayan aşağı meyilli bir çizgi bu. Şimdi bu hafta burada açılış yapacağız ve o yüzden muhtemelen 1875 seviyesi artık ons altında kritik bir direnç olarak takip edilebilir diye ben düşünüyorum. 1875'in üzerinde kuvvetli güzel yeşil bir bar mumu görürsek burada arkadaşlar bu formasyonu kırmasıyla ilk planda 2055 seviyesine hedefleyen bir sürece girebilir. Ancak bu direnç kırılana kadar da tabii ki temkinini takip etmekte fayda var. Benim beklentim ons altında da ilgili tıpkı Gümüş'te olduğu gibi 2021 yılında genel olarak pozitif arkadaşlar. Ama tabii kısa vadeli hareketlerde neler olacağını çok fazla tabii ki öngörmek daha zor. Ama 1875 seviyesi önemli bir direnç olarak bence haftalık bazda takip edilecek bir seviye diye düşünüyorum. Devam edecek olursak zaten ons altında aylık grafikte bir çanak formasyonu takip ettiğimi daha önce de söylemiştim. Bana göre bir çanak formasyonu yukarı kırmıştık biz ons altında. Yani 2020 yılının Haziran ayında bunu yukarı kırmıştık. Ve tipik bir çanak formasyonu yukarı kırıldıktan sonra buna bir kul takma hareketi gerçekleştirdiğimizi Düşünüyorum daha önceki haftada belirttiğim gibi yani burada bir miktar zikzaklı hareketler e, görmeye devam edebiliriz ama genel itibariyle ben günün yani ana trendin yukarı yönü devam ettiğini düşünüyorum. E, burada 1764 seviyesi e, benim çok önemsediğim ana destek konumunda. E, çünkü daha önce şu çanağı yukarı kırdıktan sonraki ilk ciddi geri çekilme hareketinde e, 1764 seviyesinden tepki vermişti. E, o halde ben de çanağın boyun çizgisini 1764 seviyesine çektim arkadaşlar. Yani bu 1764 aşağıya çok kuvvetli bir şekilde aylık kapanışlarda kırılma e, bence geri çekimler her seferinde tekrardan alımlarla karşılaşacaktır ve e, akabinde bu düzeltme süreci tamamlandıktan sonra da e, tıpkı şurada olduğu gibi yine bir yükseliş trendiyle hareketin 2300 seviyelere doğru e, gidebileceğini ben önümüzdeki aylarda e, düşünüyorum arkadaşlar ve gelelim gram altına. Şimdi arkadaşlar gram altında da. E, Evet e, bayağı bir e, sıkan hareket var. Yani e, baktığımız zaman e, şöyle bir haftalık grafte bir e, alçalan takoz görüntüsü paylaşıyoruz biliyorsunuz uzun zamandır. E, evet bir türlü yukarı kıramadık bunu. Ama arkadaşlar hani e, şimdi 530'lu seviyelerde e, alırken e, daha çok korkmak gerekiyordu aslında ama hani şu anda bu seviyelerde artık e, çok fazla korkmaya gerek olduğunu ben düşünmüyorum. E, yani belli ki burada bir Artık dip çalışması yapıyor. Şu bakın alçalan takozun alt bandında sadık kalıyor. Hareket yani bunun aşağısına zaten geçmiyor. Ee, yukarı doğru bir kırılım bir türü yapamasa da hani baktığımız zaman artık burada çok fazla hareket edecek bir alan kalmadı. Yani bunu bir miktar uzatıyor. Ee, baktığımız zaman yine bu hafta bakın çok kritik destek bölgesi. Aşağıda nerede? Ee, 429-430 seviyesi. Yani bunun altında çok kalıcı bir hareket ben açıkçası e, beklemiyorum. Hani sarkmalar belki olabilir ama çok fazla kalacağını zannetmiyorum. Ve e, yukarı doğru bir kırılımla ben yine aynı şekilde yukarı doğru e, yani 490-500'lere doğru bir yükseliş olacağını e, düşünüyorum açıkçası gram altında. E, bakalım göreceğiz yani zaman bize gösterecek ama e, yine baktığımızda bakın 4 saatlik grafikte burada da bir e, buluş butterfly formasyonu paylaşmıştık. Bakın tıpkı gram gümüşte olduğu gibi burada da e, bu mavi ile belirttiğimiz şu kutu önemli bir destek bölgesi demiştik. Ve bakın bu kutuya her geldiğinde yukarı tepki geldiğini görüyoruz. Bakın daha önce burada test edildi. Ee, yani 430 seviyesi görüldükten sonra yukarı doğru bakın 449-450'lere kadar tepki vermişti. Ee, bakın burada tekrardan e, test ediliyor ve aynı şekilde tekrardan yukarı tepki veriyor. E şimdi bakın biz tekrardan bu önemli destek bölgesindeyiz. Yani bana göre zaten şurada da bakın bir ikili dip yapmış gibi görünüyor. Ee, yani bu bölge bence kuvvetli bir destek tekrardan arkadaşlar. Ve bu sefer yukarı daha kuvvetli bir tepki gelirse... 446 seviyesi daha önce zaten iki kere görülmüştü ilk yeşil hedef. Bunu da yukarı kırarsa, yani bu sefer 446 yukarı kırarsa, bence daha da kuvvetli bir harekete dönebilir bu ve ikinci hedef olan 461 seviyesinde görebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bu hafta da takip edeceğim. Bakalım şu destek bölgemiz daha önce iki kere çalıştığı gibi bir kez daha kendini gösterecek mi? Gram altında bu şekilde arkadaşlar. Bir de zaten günlük grafiğe baktığımızda bakın şöyle bu son düşüş hareketi de yine bir alçan takoza benziyor. Bakın daha minik bir alçan takoz var burada. Bakın sanki hareket belki bakın haftaya bir miktar daha düşüş hareketiyle başlayabiliriz. Yani şöyle 430-429'ları böyle zorlamaya çalışan bir hareketle haftaya başlayabilir. Ama bakın burada yine kendine minik bir takoz desteği oluşturmuş. Ve muhtemelen Burasını test etse bile tekrardan yukarı doğru e, 449'lara doğru bir tepki verme e, hazırlığını şimdiden e, gösteriyor diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani haftaya 429-430'ları zorlayan bir hareketle başlayabiliriz. Ama e, bu tekrardan destek bulup e, oradan kendini tekrardan 449'lara doğru atmaya çalışan bir harekete dönecektir diye e, düşünüyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar gelelim dolar TL'ye. Şimdi arkadaşlar bu hafta dolar TL'ye aylık grafikteki bu e, hareketli ortalamalarla başladım e, çünkü bu ay e, yani bu hafta bir ay kapanışı yaptık Ocak ayının kapanışını yaptık e, Ocak ayında bizim için kritik olan bir hareketli ortalama vardı biliyorsunuz e, şu mavi ile belirttiğim 9 aylık üstel hareketli ortalama e, dolar TL'nin ana yükseliş trendinde uzun zamandır bizim için çok iyi bir destek olarak çalışıyor e, biz şimdi Ocak ayı kapanışını Tam da bu hareketli ortalamanın üzerinde yaptık arkadaşlar. Biz bunu daha önce de bakın geçtiğimiz aylarda da yani çok daha önceki dolar terinin dip yaptığı dönemlerde de görmüştük. Bu hareketli ortalamaya geldiğinde buraya yapışıyor adeta hareket. Altında bir miktar sarkmalar yapabiliyor ama aylık kapanış yapmakta zorlanıyor. Ya da çok hafif aylık kapanışlar yapsa bile bakın hemen bir sonraki ay toparlıyor ve üzerine atıyor. Şimdi yine bu hareketin benzerini görebiliriz. Onu takip etmek gerekecek ama e, tabii ki bakın burada da gördüğünüz gibi yani bu hareketli ortamaya geldiğinde genelde birkaç ay e, aşağı yukarı hareketlerle bir zikzak şeklinde e, burada biraz e, sıkıcı bant hareketleri yapmaya başlayabiliyor. Şimdi biz yine baktığımızda bakın bu hafta e, yani bu ay kapanışını e, 7.31 seviyesinde yapmış olduk. E Zaten bu hareketli ortalama da hemen hemen evet 7.30 7.31 bölgesindeydi. Yani hemen bu hareketli ortalamanın üzerinde kapanış yaptık. Şimdi biz burada Şubat ayına gireceğiz ve yeni bar mumunu açacağız. Yani şimdi Şubat ayı e, belki önce bir miktar aşağıya da bastırabilirler. Hani böyle e, iyice korkutarak e, başlatabilirler bu ayı. Ama ben Şubat ayının kapanışından evvel yeniden e, en azından şu hareketli ortamın üzerine gelmesini ve en azından bu hareketli ortalama seviyesinde bir kapanış yapmasını hatta belki daha da yukarısında bir hareketle kapanış yapmasını daha yüksek görüyorum arkadaşlar. Yani bunu dediğim gibi... Ve bu aylık grafik olduğu için bunun takibi de ay ay oluyor arkadaşlar. Yani siz e, şimdi mesela Ocak ayını burada kapattık. Şimdi Şubat ayının ilk 10 gününde 7.30 seviyesinin altını gördü diye e, bu destek kırdı diyemeyiz. Yani Şubat kapanışını görmemiz gerekiyor. O yüzden biraz daha sabırlı bir şekilde takip edilmesi gereken bir grafik. Ama bize e, dolar terinin ana yükseliş trendinde de e, bu kadar iyi çalışan herhalde e, başka bir destek çizgisi e, göremeyiz diye düşünüyorum. O yüzden... Ben bunu takip etmeyi düşünüyorum. Şimdi bu hafta arkadaşlar enflasyon raporu açıklandı biliyorsunuz Merkez Bankasının ve bu enflasyon raporunda Merkez Bankası Başkanı Naci Ayal sıkı duruşun önemine dikkat çekti ve yüksek faiz politikasının devam edeceğine dair bir açıklama yapmış oldu. Ancak arkadaşlar hani tabi hafızamız hemen siliniyor son duyduğumuz haberlere göre hemen şekilleniyoruz ama ondan bir hafta önce de hatırlarsanız Cumhurbaşkanı da artık faizlerin artmaması gerektiğini yani faiz yüksek faizin ekonomi önemli zararlar verdiğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Şimdi iki gün sonra Cumhurbaşkanı yine faizleri kötüleyen bir açıklama yaptığında ne olacak? Naci Ağbal'ın açıklamalarını dikkate alacak piyasa yoksa Cumhurbaşkanının mı dikkate alacak. Yani hepinizin verdiği cevabı duyuyor gibiyim. Evet bence de cumhurbaşkanı yaptığı açıklamaları dikkate alacak piyasa. O yüzden yani ben bu enflasyon raporundaki açıklamaya e, tabii ki önem veriyorum ama e, çok çok fazla takılmıyorum. Daha çok Cumhurbaşkanı'nın söylemleri ne yönde olacak açıkçası e, ben ona biraz daha odaklanıyor olacağım. Yani burada her an tekrardan faizlere yönelik bir söylem e, bu algıyı tamamen değiştirebilir ve zaten böyle bir durumda Dolar-TL'de yukarı tepki verebilir. Şimdi arkadaşlar tabii şöyle bir şey var yani e, kuruna kadar çok düşürürsek ekonomimiz o kadar iyiye gider diye bir şey yok. Yani bunu öncelikle bir kafamızdan silmemiz gerekiyor. Yani tamam e, tabii ki e, çok önemli kur yükselişini durdurmamız gerekiyor. E, enflasyon kontrolü altına alabilmemiz için o hani yukarı kopan giden yükseliş hareketlerini bir şekilde durdurmamız gerekiyor. O ayrı. Çünkü biz o hareketi durduramazsak zaten kur baskısından dolayı enflasyon tutmamız mümkün değil. Yani biz de zaten bu faiz artışlarını o nedenle yaptık. Ama şimdi burada da amaç kuru olabildiğince aşağı düşürmek olmamalı bence. Yani kuru belli bir seviyeye kadar düşürdükten sonra kuru bir bant hareketine oturtmak ekonomi için en sağlıklı olanı. Çünkü siz kuru sürekli aşağıya düşürdüğünüz zaman e, bu sefer içeride yüksek faizden dolayı e, yüksek maliyetlenen bir ihracatçı var. Ve sürekli kurları da aşağıya düşürdüğünüz zaman e, bu sefer bu ihracatçı zorlanmaya başlıyor. E, İhracatçının zorlanması demek bizim uluslararası e, pazarda kan kaybetmemiz demek arkadaşlar. Ve aynı zamanda İthalatı özendirici bir durum oluyor burada. E bizim zaten e, piyasamızdaki ana sorun ne? E, i̇thalatın ihracattan fazla olması. Bu yüzden biz cari açık veriyoruz ve kurlar da bu yüzden yükseliyor zaten. Yani bizim ihracatı çok fazla baltalama lüksümüz yok arkadaşlar. Bu yüzden e, ben dolar tl'deki düşüşlerin çok kalıcı olacağına bu nedenle e, çok fazla ihtimal vermiyorum. E, zaten merkez bankasının da döviz rezervleri biliyorsunuz iyi konuda değil ve e, özellikle 7.30 seviyesinin altında yani en fazla belki 7 seviyeye kadar müsaade ederler ama oradan mutlaka merkez Bankası'nda ben alımlar yapacağını düşünüyorum döviz rezervlerini toparlamak adına ve zaten sadece bu sebepten dolayı da dolar değerinin yukarı doğru bir tepki vereceğini düşünüyorum. O yüzden e, evet e, belki Şubat ayında bir miktar daha aşağı zorlamalar olabilir ama bu hareketlerin çok fazla kalıcı olabileceğini e, ben düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi diğer grafiklerimize devam edelim. Biz zaten arkadaşlar 8.50 seviyesinde zirve yaptıktan sonra dolar tl için Kasım ayında söylemiştik. Yani Kasım ayında söylemesek bile Aralık ayının başına mutlaka söylemişizdir. E, bir içimoku bulutu var haftalık grafikte takip ettiğimiz. Ve dolar tl genelde bir zirve yaptıktan sonra şu içimoku bulutuna doğru bir düzeltme yapıyor. Yani bunu önceki dönemlerde de gördük arkadaşlar. Bakın daha önceki dönemlerde de ...zirvelerden sonra içim oku bulutuna doğru bir düzeltme hareketi geliyor. Ve içim oku bulutunda bir dip çalışması yaptıktan sonra yükseliş trendine tekrardan devam ediyor. Şimdi biz içim oku bulutuna henüz gelmedik ama yaklaşıyoruz. Yani şöyle baktığımız zaman haftalık grafikte aşağı yukarı 3-4 hafta... ...hani bilemediniz 5 haftalık bir süre kaldı içim oku bulutuna varmamıza. Şimdi bu içim oku bulutuna ne şekilde varacak? Hani çok sert bir düşüşle vardırsalar bile yani yeni seviyelerin altını gördürseler bile... Bakın zaten içim oku bulutu da buna çok fazla izin vermeyecek. Yani oraları görse bile birkaç hafta sonra tekrardan yukarı doğru çıkmak durumunda kalacak. Yani eğer ki ana yükseliş trendimiz devam ediyorsa ki bence devam ediyor. Yani zaten bir 4-5 hafta sonrasında da içim oku bulutu yukarı seviyeleri gösteriyor. Ve zaten burada dip çalışması yapıp yükseliş trendine devam etmeye meyilli bir grafik. Yani o yüzden biz evet zaten... Şu zirveyi yaptıktan sonra şu buluta varana kadar e, yükseliş trendi anlamında bir şey beklemediğimizi, daha çok zikzaklı hareketler olabileceğini söylüyorduk. Şimdi bu hareket şu ana kadar hep düşüş yönünde oldu. Ama mutlaka bunun yukarı tepkileri olacaktır arkadaşlar ve biraz daha bir, böyle bir band hareketine dönen e, bir hareket olacağını ben düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda e, bunu yine gözlemliyor olacağız. Ve arkadaşlar geçtiğimiz haftaki analizimizde hatırlarsanız e, borsa İstanbul'la ilgili grafikler paylaşmıştık. Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiği ile ilgili bir paylaşımımız olmuştu. Ve burada hatırlarsınız demiştik ki şöyle bir bir işbet formasyonumuz var. Ve bakın şu kırmızıyla belirttiğimiz şöyle bakın grafiği biraz ben kenara çekeyim. Bakın şu kırmızıyla belirttiğimiz bölge bir direnç bölgesi demiştik. Bir bir işbet direncinden dolayı. Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiği düşüşe geçebilir demiştik. Özellikle 209 cent seviyesini önemli göstermiştik. Ve bu 209'un üzerinde haftalık kapanışlar gelmediği sürece bakın özellikle 180 cent'e doğru düşüşler gerçekleşebilir diyorduk. Bakın tam da beklediğimiz gibi bu direnç bölgesinde hareket durdu ve hatta geçen hafta biliyorsunuz borsada sert satışlar vardı. Yani direnç bölgemiz çok başarılı bir şekilde çalışıyor şu anda arkadaşlar. Ee, özellikle 200 sentin de altına inerse e, ki altına sarktık bu hafta ama haftalık kapanış yapamadık altında. Şimdi bu hafta 200 sentin de altına bir hareket kuvvetliyse arkadaşlar e, ki olma ihtimali bana göre kuvvetli. E, böyle bir durumda e, aşağıda 180 sent e, ilk hedef olabilir gibi düşünüyorum. Hatta ikinci bir hedef 160 sentte olabilir. E, yani bu formasyon şu anda başarıyla çalışıyor. Borsa İstanbul'un dolar bazlı bu grafiği de aslında bize bir bakıma dolar TL'deki düşüşlerin çok fazla olamayacağını söylüyor arkadaşlar. Çünkü eğer ki 209 dolar seviyesi yukarı kırılamıyorsa Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğinde demek ki dolar TL'de artık bundan sonra çok büyük düşüşler sergileyemeyecek. Çünkü sonuçta burada bir ters orantı var. Bu grafin aşağı düşebilmesi için dolar TL'nin çok düşemiyor hatta yükseliyor olması gerekiyor. O yüzden... Bu grafiği de ben bir referans olarak hem Borsa İstanbul için hem de Dolar TL için kullanıyorum arkadaşlar. Hatırlarsanız geçen hafta bir biriş butterfly formasyonu paylaşmıştık. Bu sefer TL bazlı grafiğindeyim. Ne demiştik geçen hafta hatırlarsanız? 150.500 seviyesinin altına inerse çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü burası aslında çok kuvvetli bir bir butterfly direnç bölgesiydi. Evet üzerine bir miktar gitmiştik. Yani üzerinde birkaç... Hafta kapanış yaptık ama burada cılız bir hareket vardı. Ve özellikle 150.500'ün altında bir kırılım olursa bu önemsenmesi gereken bir destekliyorduk. Hakikaten bakın bu hafta bu seviyenin altına inmesiyle sert bir satış gördük. Şimdi önümüzdeki haftadan itibaren artık 150.500 seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış göremiyorsak arkadaşlar. Bence dikkatli olmakta fayda var. Bu bir satış hareketini ya bir satış trendine dönebilir. Ve böyle bir durumda. 120 121.700 yani yeni rakama göre 1217 seviyesine kadar da bu satışlar devam edebilir. Yani 150.500 seviyesinin altında olan bir borsa İstanbul bana göre artık bu bir iş butterfly etkisinde bir düşüş trendine girebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ve son olarak arkadaşlar analizi bitirmeden önce isterseniz bir Bitcoin'in son durumuna bakalım. Şimdi arkadaşlar Bitcoin hakikaten e, enteresan bir enstrüman. Yani teknik analizle yine ölçmeye çalışıyoruz ama... ...şimdi geçen hafta demiştik ki... E, ...bir bir krep direnç bölgemiz var. E, şu kırmızı kutu. E, dikkat edilmesi gereken bir bölge. E, evet. Şu anda baktığımızda... E, ...ocak kapı bu kırmızı kutunun içinde gerçekleştik. Yani stop bölgesini de yukarı kıramadık henüz. Şimdi... E, ...şu kırmızı kutunun içerisinde... Yer aldığımız sürece bence bir direnç bölgesindeyiz. Ee, özellikle 30 bin seviyesinin altında aylık kapanışlara dikkat edilmeli. Öyle bir durumda 18 binli seviyelere kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ee, yani bu kutunun içerisinde bir miktar gitgeller olabilir arkadaşlar. Şimdi çünkü kuvvetli bir kapanış yaptı aslında baktığımızda. Yani bana öyle geliyor ki, bakın şöyle belirteyim ben size günlük grafikte biraz daha kısa vadeli hareketlerde. Bakın sanki şöyle bir şunu ile belirtelim. Bakın sanki şöyle bir e, alçalan takos hareketine benzemeye başladı. Ve e, bunu da e, yukarı kırmışa benziyor. E, şöyle bakın e, net görünsün diye şöyle belirteyim. 1, 2, 3, 4 ve kırılım gibi görünüyor arkadaşlar. Yani e, belki bakın şu kırılımın etkisiyle e, yükseliş hareketi e, tekrardan... Şu alçan tokozun hedefi şu kesikli çizgi. Yani bakın şu e, yukarı kırılım hareketi şu kesikli çizgiye kadar yani 39 bin seviyeye kadar bir kez daha gidebilir gibi görünüyor. Şu alçan tokoz kırılımından dolayı. Ancak bakın burada bir ikili tepe yapıp yapmayacağına çok dikkat etmek gerekiyor. Yani şu daha önce yaptığı zirve olan e, 41.500 seviyesi biliyorsunuz. Yani 41 bin üzerine biraz sarkadabilir ama genel itibariyle hareket e, buralarda bir ikili tepe oluşumuna dönerse e, akabinde düşüşler çok sert bir şekilde gelebilir. Şimdi e, tabii ki değişik bir piyasa arkadaşlar. E, çok da fazla speküle ediliyor. Özellikle Elon Musk tarafından e, tweetlerle de speküle ediliyor şu anda bu piyasa. Ancak e, biz yine teknik analizden, yani ben şahsen teknik analizden çok fazla uzaklaşmayı düşünmüyorum. Ve e, burada baktığım zaman ne görüyorum? E, hareketli ortalamadan çok uzaklaşmış bir yükseliş hareketi görüyorum. Bu e, yani özellikle çok kuvvetli ve uzun yeşil bar mumları görüyorum. Ve e, evet belki hani çok uzun vadeli bir miktar alayım unutayım yastık altı gibi bakayım ona bir şey diyemem. E, ama hani kısa vadeli trade etmek isteyen kişiler için yani buralar bana şahsen riski geliyor. Tabii ki trade eden eder o riske bir şey diyemem. Yani çünkü kazanan da kazanıyor sonuçta bu piyasada. E, ama ben e, dediğim gibi hareketli ortalamandan bu kadar uzaklaşmış bir e, piyasada e, çok fazla alım yönünde olmayı düşünmüyorum. E, gelirse arzu ettiğim seviyelere o zaman alıcı olmayı düşünürüm ama şu anki görüntüde e, kısa vadede Belki evet ya yani ben çok kısa vadede trette edemiyorum arkadaşlar yani hafta içi yoğun çalıştığım için e, ancak haftadan haftaya grafikleri çok detaylı bakabiliyorum O yüzden e, kısa vadede Evet belki 39 bin 40 seviyenin doğru bir kez daha tepki verebilir ama orada kalıcı olamazsa e, dedi e, orta vadede bir miktar e, geri çekim hareketleri seyredebiliriz burada onu da zaman zaten bize gösterecek. Evet arkadaşlar bu hafta analizimiz biraz uzun oldu ama gerçekten normal bir haftada değildi bu hafta. Anlatacak bayağı şey vardı, birikmişti. Ben de bunları olabildiğince sizlere kendi düşüncelerimi aktarmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni Twitter'da takip etmiyorsanız Twitter'da da takip etmenizi tavsiye ederim. Çünkü orada da bazen hafta içinde gördüğüm bir oluşum varsa bir kırılım varsa aktarmaya çalışıyorum. Herkese Bol kazançlı güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. <laughs>